Azor Ahai yoksa Batman mi? Ahai yoksa Batman mi? Bunun cevabını ileriki bölümlerde birlikte bulacağız. Ahai. Ben burada Harbi Stealth oynarım da. Harbi Stealth'i sen kaldırabilirsin kardeş. Kardeş. Niye olmuyor? Kardeş olmadı. Neyse olmayınca da olmuyor. Zorlamamak lazım. Ben Affleck demiş ki John Singer Hazretleri kendinize olan eleştirileri takmayın. Sizin duygunuz çok önemli. Eyvallah közüm. Ben de eleştirileri çok takmıyorum. Ama işte insanız. Bazen insanın bir kırılma kaynama noktası geliyor. O nokta geldiği zaman sikerim lan sizin yapacağınız eleştiri diyorsun. Doğan Can Bey, CS Beyciğim diş hekimliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi dişlerimden bir tanesi çok kötü ağrıyor. Bu aralar gerçekten bir diş hekimliğini ziyaret etmem gerekiyor. Meslek olarak soruyorsan geleceği var. Ama işte milletin ağız kokusunu çekiyorsun. Hadi güldük eğlendik şimdi itiraf edin. Elim usulca ampuloma gitti diyor. Ne diyeyim haklısın. Ama o kadar kötüydü ki yapmadan edemedim. Düz dişçilik okuyup da çıkıp wow. At kendini lan. Sessiz ol bebeğim. Batman böyle bir tip olsa ya oğlum. Şimdi bak öyle oynayacağım bak. Şöyle yani. Sessiz ol bebeğim, sessiz ol ve kendini bana bırak. Evet bebeğim. Rahatla şimdi falan. Bütün suçlular bayılmadan önce böyle oldu. Eyvah gitti. Gerçekten öyle korku saçardın işte. Hemen alıyoruz kendisini. Yavrum sakin ol, bırak kendini bana şimdi. Bırak, her şey çok güzel olacak bebeğim. Evet. Bayıltırken ensesine küçük bir öpücük koyduruyor böyle. Dur şunu da alıvereyim. Yavrum rahat ol. Alıverdim seni, hadi bakayım. Muaz. Bir daha asla suç yemeyecek. Abi lütfen yapma şu sesi, müşteri geldi, rezil oldum az önce. Nasıl ya? Hayır olsun, ne müşterisi geldi? Şşş, sakin ol bebeğim, sakin ol. Burada biz bizeyiz. Şimdi seni kimse duyamaz. Kötü adamlara korku saçmada numara bir Batman. Keşke bacağımızı kırsaydı diyeceksiniz. Yavrum alıverdim seni. Götüreyim mi seni Nusret'e bebeğim? Biftiğime tattırayım mı? İşte bu size girsin. Yok. Hayır girmesin. Dur, azıcık düzelteyim. Saatler ilerledikçe konuşmalarımızın tonu sertleşiyordu. Batman ve enseye öpücük sefası. Artık böylece sizlerle çok da yakın bir iletişim içerisinde olabileceğim. Bütün korkularınızı kulak memelerinize fısıldayabileceğim sevgili seyirciler. Oo, harbi deliler evi şimdi işte. Süper. Bayağı shit got crazy yani. Ne yapıyoruz da deliler? Belolar. Kriptografik sequencer, ha şuraya şey yapacağız. Wow. Okay, pardon. pardon. Biraz beyin terk oldu. Late night with beyin terk. Bir arkadaşımız chat'e yazmış. Vallahi ben Batman'i bu oyundan öğrenmiştim diye. Gerçekten de Nolan'ın Batman Begins ve Dark Knight filmleriyle bu oyunun tarihleri birbirine çok yakın geldiği için böyle bir Batman çılgınlığını hayatımıza sokan oyun oldu. Bizde yeri büyüktür. Diğer oyunlarının kıyasla biraz antika kalıyor. Bundan önce hatırlarsanız Arkham Origins oynadık, bitirdik. Ya bu oyun ona kıyasla biraz kaba kalıyor. Senin ilk oyunu olduğu için çok normal. Ama öte yandan da müthiş bir mitoloji başlattı yani. Arkham University ayrı bir seri var.
biliyorsunuzdur belki. Abi Flashpoint filmi sence nasıl olur? Arkadaşlar bence Flashpoint çok iyi bir, yani iyi bir çizgi roman dönemi ama çok iyi bir çizgi roman dönemi değil. Niyeyse çok meşhur bir çizgi roman eventi oldu. Ben film olmayı hak edecek kadar büyük bir çizgi roman eventi olduğunu da düşünmüyorum. Yani çok da öyle aman aman bir şeyler incelemiyor çünkü. Yani evet işte Thomas Wayne ile ilgili kısımlar falan güzel. Flash'ın her şeyi düzeltmesi güzel ama animasyonunu yaptılar işte. Bir de filmini yapmak falan, yani işte şey düşünüyorum. Yani daha bir kahramanlarına hakkını verecek bir film yok be abi. Her şeyi harcıyorsunuz. Şey gibi olacak ondan sonra. Civil War gibi olacak yani. Gaza geldik, yaptık. Otoparkta kapıştılar. Civil War dedik ismine. İşte bunlarda da bir tane ileri gel git olacak. Ona da Flashpoint diyecekler. Filmlerde bu kadar büyük işleri ele alamıyorlar. İsmini kullanıp çok özür dileyerek söylüyorum. Genç arkadaşlara, ergenlere dememek için söyledim bunu. Aman işte bak bu da Flashpoint'in filmi vallahi falan diye bir şey iteleyecekler. Keyifli olmayacak. Aa, sormayın arkadaşlar ya. Sormayın. Arkadaşlar bu dünya üzerinde Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man'i beğenen insanlar var. Düşünebiliyor musunuz ne kadar acıklı, ne kadar üzücü her şey? Of of. Yani Tobey Maguire'ın oynadığı Batman'i beğenen, Spider-Man'i beğenen adam olduktan sonra dünyanın en kötü filminde yapsam, bunların önüne koysam bunlar onu da beğenecek. Altına da emek var emek, siz daha iyisini çekin, himimi himimi falan yazacaklar. Çocuk herhalde bunlar ya. Yani ben gerçekten böyle aşırı kötü şeyleri çok beğenen insanlar oluyor ya bazen, ama aşırı kötü. Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man falan gibi şeyleri. O zaman şey oluyorum böyle. Yani Allah affetsin, normal insan değil herhalde çocuk falan diye böyle düşünüyorum kafamda. Mesela bir arkadaşla böyle bir vakitler Facebook'ta konuşuyorduk böyle. En iyi süper kahraman hangisidir, en iyi tatlı, hangi yorumudur falan. Konuşuyoruz falan, normal insan zannediyorum. Sonra bir noktada dedi ki, yo dedi, bence en iyi Spider-Man Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man'dir dedi. Sonra ondan sonra ha eyvallah abi falan dedim. Ondan sonra da çok da fazla muhabbet etmedik o günden sonra. Çünkü ne diyeceksin yani, anladın mı? Adam Tobey Maguire'ın Spider-Man'i en iyi Spider-Man'miş demiş. Diyecek bir şey bulamıyorsun yani bir yerden sonra. Ha anladım abi diyorsun daha doğrusu. Abi Suicide Squad'ın nesini beğendin ciddi ciddi? Şu Suicide Squad böyle Zack Snyder vaatleriyle dünyanın en mitolojik filmini yapıyoruz, karanlık olacak bla 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 falan demedi. Daha ikinci üçüncü fragmanından itibaren biz Tumblr'a film yapıyoruz abi. Tumblr tayfası bizi izlesin, gif yapsın diye film yapıyoruz dediler. Çok açık söylediler bunu. O fragmanları iki gözüyle izleyen herkes de bence bunu fark etti. Sonra dendi ki Suicide Squad çöp. E kardeşim Suicide Squad çöp vaat etmişti zaten. Ben çöp yapacağım demişti. Çöp yaptı. İyi yaptı mı çöpü? İyi çöp yaptı. Bak bütün dünya Harley Quinn cosplayleri yaptı. Bütün dünya Joker, kalp, Harley Quinn falan yazdı. Bütün dünyadan kalbim 16 yaş kız grubu. Yani şunu fark etmiyorsunuz. Warner Bros. Sürekli aynı yaş grubunda film yapacak değil. Bizim yaş grubumuza yaptığı filmleri iyi yapsın istiyorum ben. Yoksa Suicide Squad da yapacak, şunu da yapacak, bunu da yapacak. Yani bunlar başka yaş gruplarını hedefleyen işler. Bence Suicide Squad kendi yaş grubunu hedefleyen bir iş olarak çok iyiydi. Ama Suicide Squad size bize değildi yani. 16 yaş grubu Tumblr'da işte doktoru gifleri paylaşarak kendini ifade eden yaş grubunun bir kısmına yönelikti. Onlarda da tuttu. E okey. Başarılı. Bitti. Bitti bu kadar. Yani her film üstünüze alınmanıza gerek yok. Yani ben bir tek işte şeyi kabullenemiyorum hala. Paradigm'in üzerinde sörf yapan Aquaman falan var ya. Ay. Paradigm'in üzerinde sörf yapan Aquaman var filan. Bunlar böyle gerçekten bunlar eğitilmezdir yahu diye bağırasım geliyor ekrana yani bunları gördükçe. Her şeyi Suicide Squad gibi gençler yapacaksanız bari söyleyin. Biz ciddiye almayalım. Çünkü biz ciddiye alınca bu sefer beğenmiyoruz. Beğenmeyince de emek var emek. Sen daha iyisini yap da görelim. Hadi. Emek var emek. Emek var emek. Falan gibi ergenler geliyor. Üzülüyoruz. Tükeniyoruz. Kanka. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri kaçırmayın. Bir de like basın. Reklamı da yapayım.